Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sanatlı kripto paraları ve piyasaları derleneceğiz Hoş geldiniz. Arkadaşlar bakın bugün bildiğiniz şekilde başı boğa attım. Yani görmüşsünüzdür. Başı boğa attık. Zaten altcoin'ler ve bitcoin de çıkıyor. Ama şöyle bir şey var. Yarın arkadaşlar bir FED toplantısı olacak. Akşam 9 itibariyle e, bu faiz kararını açıklayacaklar. 3 Kasım 9 yani yarın akşam 9 oluyor. E, bu sebepten bu karar piyasayı birazcık negatif etkileyebilir. E, ama dediğim şekilde orta vadede ya da uzun vadede değişen hiçbir şey yok. Aksine her şey olumlu. Neden bakarsak arkadaşlar üstten gelen direnci aştığımızı net bir şekilde görebiliriz. Bu direnci net bir şekilde kırdık. E, bakarsak zaten hacim de geliyor. Yani hafif de olsa hacim de var e, Diğer günlere nazar aslında ortalama hacme bakarsanız evet yetersiz hacim diyebilirsiniz ama bundan önceki günlere bakalım arkadaşlar isterseniz mesela 30 Ekim 31 Ekim gibi oralara göre iyi bir hacmimiz var şu an devasa bir hacimde yok tabi ki ama olması gereken ideal bir hacme sahibiz şu anda da baktığımız zaman arkadaşlar önceki ATH'imizin üzerindeyiz aynı zamanda zaten aylık mumunda dünkü videomuzda boğa olduğunu bu sebepten aslında bu, bu ay boyunca piyasanın güzel olacağını bizlere iyi paralar kazandıracağını biz çalışıyoruz olarak düşündüğümüzü söylemiştik. Bu fikrimizin arkasındayız. Ee, zaten gelen analizler de bize bunu söylüyor. Mesela korku ve açgözlülük endeksine bakıyoruz. 73 seviyesinde. E bu ne demek oluyor? Piyasada sıkıntı yok, devam demek oluyor. glassnode'un verisine bakıyorum. 1 milyar dolarlık Bitcoin'in borsalardan yani exchange'lerden çıktığını bize söylüyor. E bu da süper bir veri. Bu tür verilere bakıyorum. E, Bitcoin'in teknik analizine bakıyorum arkadaşlar. Direnç kırılmış. E bu da tabii ki güzel. Eee ama şu konuda da sizi uyarıyorum arkadaşlar mesela biz Telegram grubu olarak e, bazı altcoin'lerde fırsat gördüğümüz halde alım yapmadık. Endeden yarın akşam 9'da yüksek ihtimalle FED varlık alımlarını azaltacağını söyleyecek. E Bu da piyasayı negatif etkileyecek diye düşünüyoruz. Piyasada bir düşüş olabilir yarın. E, yarın akşam 9'da daha doğrusu. Bu sebepten hani şu an işlem açacaksınız bile yarın işlem, akşam 9'a oranla yani onu hesaba katarak açmanızı istiyorum. E, Zaten videonun başında da gördüğünüz şekilde arkadaşlar ben Bitcoin'in boğa olduğunu, piyasada iyi paralar kazanacağımızı ki Telegram grubu şu an kazanmaya devam ediyor. Yani aldığımız her coin hemen hemen çıkıyor. Kusur ama bunlardan biri. Her neyse haftalık grafikte hiçbir şeyin değişmediğini ve arkadaşlar hedefimizin, yıl sonu hedefimizin hala 80 bin dolar olduğunu söylemek istiyorum. Kısa vadede dediğim şekilde bakın uzun üstten gelen direncimizi kırdık ve gun analizine bakıyorum. Gun analizde de benzer bir şey söylüyor. E bakarsak üstteki Fibonacci hız direnç yine vuruyorsun diyor. Orayı da aşmamızla birlikte arkadaşlar bizim 67 bin 68 bin dolar yolculuğunda başlayacağımızı gun analizi ve Fibonacci hız direnciyi de bizlere söylüyor. Bunu net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Dominansa bakıyorum arkadaşlar. Dominansta hafif bir çıkış var. Ancak gördüğünüz şekilde alt coin'ler etkilenmiyor. Hatta bazı alt coin'ler ki biz bu size Binance coin'i şuralardayken bahsettik. Yani 480 dolardayken e, Telegram grubunun aldığı yerde zaten 460 yani şurası. E, şu an fiyat 560 dolara geldi. Bunun da arkadaşlar 690 ve 800 dolar hedefleri var. E, gördüğünüz şekilde alt coin'ler çok etkilenmedi dominansın bu çıkışından. Çünkü Bitcoin çıkıyor. Yani Bitcoin yükselmeye devam ediyor. E, bugünkü videomuzu da zaten bu yüzden bu kadar boa atıyoruz. Bakın ben bana hep şunu soruyorsunuz. Yani bize bir sepet yap. Bize bir alacağımız coinleri söyle. Uzun vadeli tutmak istiyoruz. Ben de arkadaşlar size bazı coinler söylüyorum. Bunlardan birisi Algorand. Algorand'ı almanızı ben şahsi olarak mantıklı bulurum. Uzun vade düşünüyorsanız. Neden bakarsak arkadaşlar Algorand'ın klasik bir hareketi var. Ne yapıyor? Uzun süreler yan gidiyor. Yukarı yönlü patlıyor. Uzun süreler yan gidiyor. Yukarı yönlü patlıyor. Uzun süreler yan gidiyor. Yukarı yönlü patlıyor. E şu anda da bakarsak uzun süreler yan gitti. Yukarı yönlü patlamaya hazır bir bomba gibi duruyor. Bunu söyleyeyim. Bu sebepten Algorand'da uzun vadeli bir yatırım yapılabilir mi? Bence yapılabilir. E, Ethereum var bunun dışında. Bun, bu, bu Ethereum'u neden gösteriyorum arkadaşlar? Golden Sachs'ın e, bir şeyi vardı. Goldman Sachs şunu söyledi. Ethereum için 8000 dolar uzun vadede tahminimiz var dediler. 6000 doların da 3. dalganın sonu olduğunu yani bu trendin 6000 dolarda biteceğini söylediler. E buna bakarak diyorum ki bu yatırım firmaları dünyanın en büyük yatırım firmaları. E bu sebepten bunu kaçırmayın diyorum. Bakın iki coin söyledim arkadaşlar. Bunlardan birincisi Algorand. Hatta kendim de şöyle bir kenara yazmak istiyorum hemen kalemimi alıp. Evet yazalım arkadaşlar. Birincisi Algorand. İkincisi benim düşünceme göre Ethereum. Bunları net bir şekilde söyleyeyim. Algorand ethereum ee, uzun vadeli düşünüyorsanız binance coin bir nebze olabilir bakın binance coin e, ciddi bir gerçi bunda birazcık geç kalmış olabilirsiniz ancak bizi dinliyorsanız da 690 dolara kadar net bir şekilde şeyi var ayrıca da sağlam bir coin yani diyorsanız evet ayağı yere sağlam basan bir coin olsun e, binance Coin'i de ekleyebiliriz şu an gördüğünüz şekilde algo ethereum ve binance coin oldu bunların haricinde arkadaşlar size bir coin daha söylemek istiyorum pundix Pundix diye bir coin. Bu da Telegram grubu olarak izlediğimiz bir coin. Pundix'in de arkadaşlar direnci kırması ile birlikte bakın. Şu üstten gelen bir direnci var. Bakın ta buralardan geliyor. Üstten gelen bir direnci var. Bu direnci açması ile birlikte ki kendisi 10 dolardan düşmüş bir coin. Bu direnci açması birlikte arkadaşlar biz bu coin'in 4 dolarlara kadar çıkabileceğini şahsi olarak düşünüyoruz. Coin güzel duruyor onu söyleyeyim. Bugün de zaten %3 çıkmış. Çok bir şey çıkmamış. Yani üstteki direnci aşarsa da Pundix'te güzel bir fırsat olabilir. Bu da Dördüncü coin'imizdi arkadaşlar. Biz size Hemen hemen 6-7 tane coin göstereceğim onu söyleyeyim daha tabii ki 10-20 tane coin var yani izlediğimiz 20-30 tane coin var ee, ama bunların hepsini gösterebilme fırsatım maalesef yok bu diğer coinlerden biri de Tezos neden Tezos'u gösteriyoruz bakın Tezos'u gösterme sebebimiz şu bakarsak ADX'in indikatörü 10 seviyelerine kadar inmiş. Yani şunu söylüyor bize artık bu patlamaya hazır. Aynı zamanda üstten gelen bir direnci var bakarsak bu üstten gelen direnci zorluyor. Bunu da, bu bahsettiğim coin'lere bakın daha deminden böyle bahsettiğim 5 coin'e de Tezos'la birlikte 5 coin'e de e, direnç aşılımıyla girebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında girmeniz pek mantıklı olmaz diye düşünüyorum şahsi olarak. Direnci açmasıyla birlikte ama girilebilir. E, diğer bir coin'imiz arkadaşlar benim beğendiğim hani gerçekten e, seve seve Yatırım yaptığım koyunlardan birisi de avax avalanche ee, Neden Bir kere yerli Bu yanı güzel yerli ee, Ayrıca da bakarsak uzun süredir yan gidiyor bakarsak bir üçgen oluşturuyor artık Bu üçgeni açmasıyla birlikte yani 72-73 dolarlara gelmesiyle birlikte e Evet 72, 72 dolar aşmasıyla birlikte arkadaşlar. Hedefinin 108 dolar olduğunu ikinci hedefinde 123 dolar olduğunu şahsi olarak düşünüyorum. Bu coinlerden birinde AVAX olduğunu düşünüyorum. Size son bir coin daha göstereceğim. Bu sayede 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 coin göstermiş olacağım sizlere. Bu coinimizde arkadaşlar. Dün zaten linki göstermiştim. Bu sebepten hani tekrardan linki sizlere göstermek, tekrardan linki sizlerin önüne koymak istemiyorum. Size de daha farklı bir coin göstermek istiyorum. Bu coin arkadaşlar benim nezimce yani benim beğendiğim coinlere birisi ee, şöyle bir göstereceğim evet şunu göstermek istiyorum ee, bir dakika gördüğünüz şekilde TVT bir dakika yanlış açtık evet bu coin bu coin'e de bakarsak arkadaşlar yine uzun süredir yan giden e, volatil bir coin aynı zamanda bu coin altyapısına bakarsak da güzel bir altyapısı var onu söyleyeyim neden ee, güzel bir altyapısının olması gibi şu arkadaşlar bu coin aslında bir cüzdan coin'i yani cüzdan coin'i ve gerçekten popüler. Hani bazen benim bile kullandığım bir cüzdan. Bu sebepten hani bu coin'e baktığım zaman hani Bakiye'nin bir kısmıyla konulabilecek bir kısmıyla düşünülebilecek bir coin e Bakarsak da hani ilk hedefi neresi olabilir diye şuradan böyle bir hedef biçiyorum Hedefine baktığım zaman da, da arkadaşlar minimal bir hedef olarak 2 dolar 10 centi sizlere söylüyorum 2 dolar 10 cent'e kadar çıkabilir gibi duruyor bu da 2 katı demek oluyor Yani arkadaşlar sizlere toplamda Ben Kaç coin 1 2 3 4 5 6 7 8 coin göstermiş oldum e Bu 8, 8 coin arkadaşlar gerçekten Patlamaya hazır bomba gibi duruyor onu söyleyeyim e Zaten bazıları hani Tekrar ediyorum bakın ethereum ve binance coin hani diyorsanız ki ya ben bu piyasayla ilgilenmek istemiyorum ben hani meşgul bir insanım sadece paramı bir yere koyayım ve bu para değer kazansın istiyorsanız bana sorarsanız ethereum ve binance coin bunlar için gerekli ama diğer saydığım algo, pundix, tezos, avax ve tvt adlı coinler hani kısa vadede iyi prim yapabilecek coinler onu söyleyeyim e, bu arada bu gösterdiğim coinler arkadaşlar direnç aşılımı ile girilmek girilmesi lazım. Yani ben öyle düşünüyorum. Direncin aşılmasıyla birlikte girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yarın bir FED toplantısı var. Bu FED toplantısının sonucunun ne olacağını bilmiyoruz. FED toplantısı kötü çıkarsa bu coinlerde elbette etkilenebilir onu söyleyeyim. Bu sebepten hani yarın akşamı da geçirmeniz birazcık daha olumlu olabilir. Ee, benim dediklerimi uygulamanız açısından onu söyleyeyim. Zaten bakarsak da Bitcoin'de aşırı bir longlayan var. Yani piyasanın düşebileceğini aslında bize söylüyor. Yarınki yüksek ihtimalle varlık alımlı varlık alımlarının azaltılmasıyla birlikte fiyat buralardan tepki yiyebilir onu söyleyeyim. Ama dediğim şekilde bakın orta ve uzun vade bakıyorsanız bu işe gerçekten hani piyasa güzel duruyor. Ee, 80 bin dolara kadar yıl sonu doğru şu 2 ayda 80 bin dolara çıkacağız gibi duruyor onu söyleyeyim. Zaten coinlerden de bahsettim videoda göz, videonun başında söylediğim şekilde. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.